Herkese selamlar dostlar. 24 Ağustos 2023 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ondan bahsedeyim. Skor yarışmamızda e, Genk Adana Demir maç skoru ne olur? Bilen iki kişiyi alalım isterim. Çünkü çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ama ben biraz Genk tarafındayım. Genk'in kazanma ihtimali var bence turu geçersek Adana'da geçeriz gibi geliyor bana. Burada bir iki 1lik bir skor beklentim var genç tarafında. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk bilen iki kişiyi de alalım. Daha önce yapmış olduğumuz Samsun Fenerbahçe bilen, skor bilen arkadaşımız çok fazla. Ama kazanan Anıl Kaya isimli arkadaşımız. Anıl Kaya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilir. Her türlü soru görüş öneri için buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, maçlar hakkında soru sormak isteyenler sorular sorabilir. Geçtim. Son vermiş olduğum iki adet yüksek misli vardı. Bu yüksek mislilerden bahsetmek istiyorum. Hatta bir tanesi Yido verdi. Ee, Ankara Fenerbahçe'nin maçı olduğu gün Fener'e yüksek misli yapmadım ben. Ankara gücü adına demire baktım. Oranı 1.32'ye kadar legalde zaten yükselmişti. Avrupa'da da 1.45 seviyelerindeydi zaten KG var oranı. Ben 1000 misli Ankara gücü Adana Demir maçına var olarak önerdim. İlk yarıdan zaten KG varı geldi. İlk yarı 1.5 üstüne kadar canlı yaptığımız bir mücadeleydi. Hatta ilk yarı 1.5 üst canlısını da 2.15 gibi orandan da aldığımızı belirtelim. Dün gece de verilen bir yüksek misli var. NBA var. WNBA işte kadınların NBA'si var. Onlara canlı yapıyoruz veya yüksek misli yapıyoruz. Birazdan göstereceğim zaten. 500 misli önerdik. İlk kere bir 50-40 bittik yarısı da. Oradan da çok güzel bir şekilde kazandık. Herkes açık Telegram grubumuz var dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmında var. Orada çok kişi var. 5300 kişi falan katılı. Dostlar orada dün vermiş olduğum bir tane yüksek misli var. Ha, yüksek misli diyorum. Yüksek oran var. PSV mücadelesine yazı yazdım. Dedim ki deplasman 1 küslerim. Hatta üstünde başlığı da görüyor. Göz var nizam var. Bu sezon oynamış olduğu oyunla birlikte yaptığı long transferi vesaire PSV'nin burada 2 golü değerlendirebilir. Ama Rangers de 2 tane attı. Ki oyunun genel hakimi PSV'ydi. Benim skor beklentimde de 2-1'di hatta. Onu da söylemiştim. Bu yorumlarda katılabilirsiniz. Onlara da belirteyim yorumlarda ve açıklama kısmında zaten mevcut linki. Ücretsizdir. Ara ara buraya da canlı, ba canlı bahisler. Kupan kuponlar şeklinde atıyorum. Ana kombinimiz vardı dün ana kombinimizi 2 günlük kuponu yapmıştık. Rangers maçına var olarak aldık. 1.48 gibi orandan o zaten geldi tertemiz. Mücadele 2-2 bitti. Her türlü o maçtan kazandık. Ana kombinin diğer mücadelesi de Maccabi Ayfa'nın var mücadelesiydi. Bugün oynanacaktı. Bakalım gelirim yatar mı? Ben şimdiden gösteriyorum. A Young Boys ma maçına da var gelirse ana kombinimizi de içeri almış olacağız. Bugün ekstradan bir ana kombine daha verildi tekli verildi bir de yüksek oranlar bahsedildi. Canlı maçlarda da ilerlemeye devam ediyoruz zaten. Grubumuzda dün canlı maçlarda çok güzel işler yaptık. Birazdan bahsedeceğim sizlere bu canlı maçlardan da. Canlı olarak ciddi manada yani sürekli ekran başında olduğumuzdan kaynaklı. 3 kişiyiz bir de bu canlıyı paylaşaraktan yapıyoruz maçları. Dün aldığımız canlıları birazdan sizde, hatta şimdi direkt ekrandan göstereyim. Dün şöyle başlayalım. Bilifet mücadelesi vardı. İlk yarıdan bir gole geldi. Aldık geldi mi geldi. Devam ediyoruz. Rako mücadelesi vardı. Rako'nun bir golüne girdik. İlk yarıda attı. Gol iptal oldu. Ondan sonra maç boyu kaçırdı. Bu bahisimiz gelmedi. Devam ettik. PSV mücadelesine 1.75 gibi oranla ikinci gol PSV olarak girdik. Geldi mi? Geldi. At cebeye. Ondan sonra devreye ben girdim biraz. <laughs> Pardon. PSV'nin bir golü ideal dedim. Almak isteyenler burada PSV'nin bir golü var dedim. Alabilirler dedim. Altına da ben de yazdım ki zaten sıradaki golü vermişiz. Dedim ki riskli de iyi onun verdiği gibi sıradaki goldür dedim. O içeride mi içeride bir tane daha canlı verdim onu göstereyim. Ya PSV tarafı basacaktı. Toplamda 10 tane korner kullandı PSV maç boyu. Dep basmanın 7.5 üst de devrede verdim. O da zaten içeri geldi. Müziği verdik. Goller geldi. Her şeyi yeşillendirdik. Devam ettik. Bu PSV maçının 2 golü de geldi. Bunlar gece canlısı oldu bildiğiniz üzere. ikinci çeyrek sonucu bir vardı NBA'de. Onu aldık. Yüksek mislimiz geldik NBA'de. iki tane daha canlı verildi. Onlar da geldi. Bu şekilde devam ettik. Diyerekten de günü de noktalayalım. Canlı grubunda da bu şekilde dün ilerledik. Kazanç sağlayanları tebrikler. Sizlerden bir can videoyu Artı 300 seviyesindeki like'lardır. Şöyle beğeniye bir yoşalım hep birlikte. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar diyerekten de Fenerbahçe Twente maçıyla başlayalım. Şimdi dostlar şöyle bir durum var. Bu maç güzel geçer. Golü geçme ihtimali yüksek bence. Çünkü Twente burada Kadıköy'de kapanmayacaktır abi. Twente zaten genel yapısı itibariyle kapanan bir takım değil. O yüzden Fenerbahçe'nin burada gol bulma ihtimali veya şöyle söyleyeyim daha çok pozisyona girecektir. Ne bileyim e, Zorya gibi bir takım mı oynasa mesela Fenerbahçe burada mücadele yine 2-0 bitebilir. Fakat yani pozisyon azalırdı. Kapıyı açmakta zorlanırdı. Burada Twente açık oynayacağı için yeri geldiği zaman çünkü Twente de oyunun içine girecektir. Fenerbahçe'nin pozisyon bulması daha kolay olacaktır. Fenerbahçe de burada ne yaparsa kendi evinde yapacak ki. Twente'nin de geçen sezon en gol ismisi, ismi de Wolfsburg'a transfer oldu. Onu da belirtelim. Öyle bir eksikliği var. Fenerbahçe'yi kadroya güçlendirmişken ve son başta da bazı isimler dinlendirilmişken burada Fenerbahçe'nin atacağı iki gol bence idealdir. Efsa 1.5 1.42 gibi orandan devam edelim. Burada Twente'nin oyuna girip gol atma ihtimali var mı? Bence Fenerbahçe'nin defans kurgusuna baktığım zaman da Twente'nin de gol atma ihtimali var. Bir yüksek oranda yaparsak 2.29 gibi orandan. Maç 1 ve KG var oranda 2.29 dostlar. Bunu da değerlendirmek isteyenler ekstradan değerlendire, değerlendirebilir. Dinamo Kiev ile Beşiktaş karşılaşması. Maç Romanya'da oynanacaktı sanırım. Tekrardan şöyle bakalım. Sanırım Romanya'da oynanacaktı. Şimdi Beşiktaş'ı 1.86 gibi olan açmışlar ki Beşiktaş son pendik maçını biliyorsunuz. Yani o maçı üstüne konuşmaya gerek yok. Gerçi Kiev tarafı burada ne yapacaktır? Yani tecrübeli teknik adamıyla birlikte Dinamo Kiev burada. Geçen maç güzel yakaladık Kiev'in galibiyetini. O yine o maçta Romanya'daydı sanırım. Beşiktaş burada ee, galip gelir mi? Yani ben skor beklendim 1-1 bir bir dostlar. Yani galip gelir mi bilmiyorum. Olursa 2-1 Beşiktaş'a kayar gibi geliyor ama biraz zor mücadele. Yani Kiev zaten bizim utanmasa Ziraat Türkiye Kupası'na bile katılacak öyle bir takım. Temsilcileri bizler hele Beşiktaş'ta çok maç oynuyor Fenerbahçe ile de oynadı geçen sezon sürekli. Biliyorsunuz hatta Batu Şuay'ın 96 attığı gol vardı yüksek mislimiz gelmişti. hatırladın bak onu da. Benim beklentim burada dediğim gibi bir birlik bir skor çıkma ihtimali var. Olursa Beşiktaş'ta 2-1 kazanabilir. Orada da Abu Bakar'ın etken yani Abu Bakar çok güven veren yani Icardi, Abu Bakar bunlar gerçekten hücum hattında çok fazla. Zeko'yu diyelim. Bunlar çok güven veriyor. O yüzden Abu Bakar faktörü ile burada 2 de kazanma ihtimali var. Ama idealden bir var alınabilir. 1.51 gibi orandan. Yüksek orandan bir Beşiktaş galibiyeti yapmayacağım ben burada. Eğer yüksek orana gitmek istiyorsanız da burada 1.80 gibi orandan da 2-3 gol tercih de alınabilir. zaten benim beklendiğim 1 bir bir skor. Olursa Beşiktaş belki 2-1 kazanabilir. Ha Kiev tarafı da 2-1 kazanabilir. Yüksek orandan da 2-3 golden burada 1.80 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Hem idealini hem yüksek oranını anlatmaya çalışıyorum. Bu maça tek bir tercihim var. Maccabi Tel geçen maç izledim. 1-0 kazandı. Ben de yüksek misli Avrupa'da ne verdim bilmiyorum ama Maccabi Tel Aviv'in bir golünü verdim oradan. Üçlü kombini yaptık. İkisi geldi. Tel Aviv gelmiyor. Lan oğlum geliyor geliyor kapıyı çalıyor. Adam basıyor basmıyor. Ortalık karıştı yani. Ortalık 56 oldu. Sonra Zahavi'nin penaltı vuruşuyla Tel Aviv öne geçti. 1-0 mücadeleyle kazandı. Biz de bir oh çektik. Hatta gol müziğini de verdim. Verdim müziği. Makabi Tel Aviv burada kendi evinde. Daha bunlar İsrail ligi başlamadı bu arada. Celce'de Slovenya ekibi. Onlar da 2-3 maç oynadı. Tel Aviv'in burada kadro itibariyle ve kendi evinde olması itibariyle kazanmaya tabii ki yakın. Oranda bir inbez zaten. Kazanırken nasıl kazanır? Ben bunu konuşmak istiyorum. Mücadele bence 2-0 ayarında bir Tel Aviv galibiyle sonuçlanır. Ben burada 4.5 altında bir yaparsanız 1 yaparsanız 1.50 gibi oranla idealden değerlendirebilirsiniz. Eğer yine riske girmek istiyorsanız biraz daha oran artsın diyorsanız da 3.5 altında bir de yaparsanız da onun oranı 1.88'e kadar çıkartabilirsiniz. Benim zaten skor beklentim 2-0 ayarında bir Tel Aviv'in galibiyeti. Sığlar yaprakla Zorya mücadelesi. Mücadele Slovakya Prag zaten çok favori olmasıyla bir e, çıktı. çıktı. Zorya Ukrayna ekibi. Ukrayna'nın durumları hala savaş mavaş biliyorsunuz. Slovakya Prag oynadığı maçlarda ilk yarıdan baskın. Ben Slovakya Prag renklerinden bilir. Nedir? Braga'ya çok benzetiyorum. Oyun stilleri de gerçekten çok benziyor. Ben ilk yarıdan koparacağını bekliyorum. Mücadelenin ilk yarı bir oranı da zaten 1.41 gibi oran var. Slovakya Prag bence burada ilk yarıdan mücadeleyi kazanır. Yüksek oran olarak şey yazmışım. Ev sahibi 2.5 3 yazmışım. Ama o da çok yüksek oran yani 1.69 mu oranı var. Şöyle göstereyim isterseniz onu da. Ee, 1.69 mu ne oranı var ama 3 gol beklemeye değer mi bilmiyorum. Ama aklınızda bulunsun. Sılvarya Prag tarafında olmakta fayda var. Genk Adana Demir. Bu maçın maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten. Dostlar benim beklentim burada Genk'in kazanması. Bu kazanırken de 2 birlik bir skorla kazanması. Şöyle düşünüyorum. Biz bu Genk'i elersek Adana'da eleriz. Ciddi manada. O yüzden ben burada e, açıkçası biraz zor bir mücadele. Ya yani Genk'le çok tempolu oynayan bir takım. Adana da bu tempoyu ayak uydurabilir açıkçası. Ya ben burada gönül ister ki Adana kazansın. Deplasmanda 10-0 kazansın. Ben zaten özellikle Avrupa'da Türk takımlarının hepsini desteklerim ki bunlar hep bizim ülkemizin yararına. Yani futbolumuzun güzelleşmesinde, büyük transferlerin gelmesinde yani kesinlikle e, ya mesela Avrupa'da rengimiz yok yani öyle söyleyeyim. Avrupa'da rengimiz kırmızı beyazdır bizim o Fener yenilsin, Galatasaray yenilsin. Bu muhabbetler kesinlikle girmeyin. Çünkü gelecek nesillere de iyi bir futbol aktarabilmek için iyi transfer, ekonomi, her şey para kazanmamız lazım bizim Avrupa'dan. O yüzden kesinlikle muhabbetlere kesinlikle girmeyin dostlar. Ben ister ki Adana Demir kazansın tabii ki isterim. Ama iddia açısından bakınca ben burada Genk'in 2 golü burada ideal gibi duruyor açıkçası. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.40 gibi oranı var. Ha, yani yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da benim burada skor beklentim 2-1 ayarında bir Genk galibiyeti olduğu için de mücadelede 1 ve var da olma ihtimali var. Yine aynı şekilde Fenerbahçe'ye yaptığımız gibi maç sonu 1 ve KG varı da burada 2.5 gibi orandan sisteme veya yüksek oran olarak değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ludo Gules ile Ajax mücadelesi. Ajax'ın oran sağlam. Ama Ajax da o eski gücünü kaybetti bence. Ludo de oynayacaklar. Deplasmanda olsa da benim skor beklentim ne biliyorsunuz? Burada skor beklentisi değil de tek farklı bir Ajax galibiyeti. Maç sonu 2'yi idealden değerlendirebilirsiniz. Fakat Handicap 0'da 3.50 gibi orandan tek farklı Ajax galibiyetini de burada ekstradan sizlere söylemiş olalım. Son mücadelemde Laskın mücadelesi. Deplasman ekipten hemen, hemen bir bilgi vereyim. Bosna Ersek ekibi onların da ligi zaten yeni açıldı. Bir tane mücadele oynadı. Onu da kazandı. Laskın ligi neredeyse bir aydır açık arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir 25 gündür falan açık ligi. Onlar biraz daha hazır ki şöyle söyleyeyim. Kendi evinde oynayacağı bir mücadeleye. Ben burada Laskın oradan galibiyetini vererekten devam etmek istiyorum. 1.42'de olanı var. Hem kendi evinde oynayacak ki zaten şöyle söyleyeyim. Oyunun dominantı Lask olacaktır. Hatta maç günü İstatistikleri de bakın %60'dan fazla top oynama olacaktır Lassa. Ben zaten evin direkt galibiyetini hatta yüksek oranlarda handikaplı neden galibiyeti olmasın diyorum. Onun oranı 2.24. Lask'ın burada 2-0 ayarında mücadeleyi kazanmasını belki de 3 de olur. Öyle bir handikaplı last galibiyeti de bekliyorum. Değerlendirecek bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadele anlattım. İdeal ve yüksek oranlardan değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.